C-Blok programında Umutcan Gündüz'le ilgili iddialar vardı. Rahatsız olduğunuzu söylediniz. Ben de kameraya aldım geldim. O iddialarla ilgili bir detayları almak istedim sizden. Şimdi biz Hacettepe Spor Kulübü'nün yönetimi olarak dünkü haberden birazcık olumsuz olarak etkilendik. Bizim asıl etkilendiğimiz nokta şu, bir haber kaynağı, bir haber yayınlanacaksa bu haberin bir de karşı taraftan teyit edilmesi lazım. Bize göre bu tek taraflı bir haber olmuş. Onun için bu açıklamayı yapmayı zararlı bulduk. Şimdi kulüp müdürümüz bu konuyla ilgili detaylı bilgiye sahip. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Şunu da vurgulamak isterim. Biz Hacettepe Spor Kulübü yönetimi olarak bu konuya çok üzüldük. Kulüp müdürümüzün de arkasındayız. Bu olaylardan da olumsuz olarak etkilendiğimizi bildirmek isterim. Bundan sonraki bu tür yayınlarda haber kaynağının bir de karşı taraftan teyit edilmesinin doğru olduğuna inanıyorum. Evet. Sakatlanması, tedavisini kulübün yapmaması, sözleşmesini feshetmesi tarzı bir iddia vardı genel olarak. O süreç nasıl yaşandı? Biraz anlatabilir misiniz? Şimdi açıkçası pilot takım hüviyetinde bir kulüpte çalışmamız dolayısıyla genç oyuncularla çok sık bir arada oluyoruz. Ve bu genç oyuncuların da tabii ki bir takım kuralları bilmemesi, talimatlara biraz uzak olmaları bazı sıkıntıları bir arada getiriyor. Şimdi ilk etap çalışmalarını hocamız tamamladı ve 11 kişilik bir liste sundu. Bu oyuncuları kadromuzda görmek istemiyorum diye. Umutcan da bunlardan bir tanesiydi. Yani Umutcan konusuna gelmeden önce tabii ki teknik ekibin verdiği kararlar, yönetimimiz kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda tamamen oyuncularla ilgili her türlü karar teknik ekibimiz tarafından verildi. Hacettepe Spor Kulübü'nde menajerlik tarzı bir sistem bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da olacağını sanmıyorum. Çünkü Gençler Birliği'nin pilot takımı olduğumuz için dışarıdan çok fazla sayıda oyuncu transfer etmedik. Umutcan'la ilgili konuyu diğer oyunculara tebligatı yaparken Umutcan'a farklı bir şekilde söyledim. Çünkü Umutcan sözleşmeli bir oyuncumuzdu biz. Umutcan'ı çağırdığımda hocamızın onu düşünmediğini, bu konuda senin kafanda ne var dediğimde tabii üzüldü genç oyuncu olması sebebiyle. Abi dedi ben bu saatten sonra ne yapacağım, nereye gideceğim falan. Dedim ki bak eğer ki burada kalırsan kadro dışı kalacaksın. Başka bir hocayla antrenmana çıkacaksın. Ama biz sana şunu yapabiliriz. Başkanla ve yönetimle görüşürüm. Yetiştirmen de var. Belgelerini sana verebiliriz. Bu belgeleri aldıktan sonra istediğin kulüple görüşürüz. Biz bu konuda da sana yardımcı oluruz. Daha sonra abi dedi ben sana ailemle iki gün işte Ereğli'ye gideceğim. İki gün, üç gün ailemden görüşeyim. Ben dedi bu benim için çok daha iyi olur dedi. Hani belgelerimi verirseniz ben de kulüp bulmam bir nebze daha rahat olur dedi. Tabii biz o arada Ankara'da kampa girdik. Bir hafta altı gün süreyle zannedersem kamptaydık. Kamptan dönüşümde tabii o sürede hiç Umutcan beni aramadı. Bekledim hani ailesiyle görüşecek çocuk ne yapacak diye. İstersen dedim hani bu takım varsa görüştü. Sözleşmeni feshedelim git görüş. Daha sonra Umutcan geldi. Tabii çok morali bozuk bir şekilde. Dedim ne yaptın Umutcan? Bana söylediği şey, abi ben Erbay'la itmana çıktım, bir hata yaptım. Ve çaprazım koptu. Tabii ben o anda olayın Erbay'la itmana çıkma boyutunda değil, çaprazının kopma boyutunda. Çünkü genç oyuncu, bunların hepsi bizim de çocuklarımız var. Çaprazının kopmasına çok üzüldüm. Daha sonra konuşurken dedim ki sen profesyonel bir oyuncu olarak Erbay'la itmana çıkmadan önce kulüpten yazılı belge alman gerektiğini biliyor musun? Abi biliyorum hata yaptın dedi. Tabii olay bu şekilde geliştikten sonra yönetime durumu arz etmem gerekti. Yönetime arz ederken de tabii şunu da söyledim. Dedim bu çocuğun ameliyat olması lazım. Yönetim kurulumuz bir karar verdi. Kesinlikle dedi. Tamam ameliyatını yaptıralım, sigortasını devam ettirelim ama bu konuyu uzatırsak, bu konuyu çok üstüne gidersek etik kuruluna kadar gitmesi gerekir bu işin. Biz de dolayısıyla oyuncuyla görüştük dedik ki biz senin sözleşmen devam ediyor. Biz senin sözleşmeni feshedelim ama ameliyatını yaptıralım. Daha sonra babasıyla falan da görüştüm. 13 bin lira özelde bir hastane bulmuşlar. 13 bin lira tabii sezon içerisinde olsa bunların özel sağlık sigortası karşılıyor ama biz genelde oyuncularımızı hep Hacettepe'de ameliyat ettirdik Hacettepe Üniversitesi'nde. Tabii başkanımız biraz kızgın olduğu için izinsiz olarak Erbaspor'a veya herhangi bir kulüple itmana çıkmasına çok kızdı. Ondan sonra başkanımızı da bir şekilde ikna ettik. Çocuk evet abi haklısınız dedi, sonlandırmayı imzaladı. Fakat tabii
sonlandırmayı imzalarken babasıyla görüşmelerimizde de bu özel hastanedeki masrafların da kulübümüz tarafından karşılanmasını istedi. Ben de dedim başkanla görüşeyim, ortak bir noktada buluşayım. Normalde biz özel hastanelerde bireysel olarak ameliyatlarda çok fazla kulüp olarak para ödemiyoruz. Sadece sigorta kapsamında olanları ödüyoruz. Ama buna rağmen Mayıs ayında bir maaş alacağı vardı. Artı Ağustos sonuna kadar da uzattık sigortasını, ameliyatını yaptırdık ve Ağustos'ta da bir maaşını ödedik. İbra vermesine rağmen, alacağım yok demesine rağmen, mağdur olmaması adına ameliyatını da bir kısmını karşılayalım diyerek çocuğumuzun ameliyatını gerçekleştirdik. Tabii buradaki sorun oyuncu genç olması sebebiyle bilmiyor. Yani bir başka takımla idmana çıktığı zaman prosedür ne olur, ne biter, ne olur. Ama biz Hacettepe Gençler Birliği oyuncularının hiçbir şekilde denenmeye çıkmasını bugüne kadar hiç kabul etmedik. Yani şeye serbest bırakalım seni, gönderelim dediğiniz tabii gibi başka bir takımla antrenmana çıkacağını falan hiç hayır. Hiçbir bilgim yok. Çünkü ben 30 yıllık bir deneyimim var. Yani benim Futbol Federasyonu, Süper Lig hakemliği ve talimatları iyi bildiğim için de bana bir başka takımla idmana çıkacağım dese zaten izin verme. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ve zaten bütün takım da biliyor. Bizim oyuncularımız da biliyor bu konuda bizden izin almadığını. İzinsiz gittiğini bu şu anda bütün buradaki herkes biliyor. Arkadaşları aralarında para toplamışlar. Hacettepe Spor'dan biraz önce de görüştüm, çünkü asla öyle bir şey yok. Yani genç, şimdi çocuk tabii kadro dışı kalması sebebiyle ve genç oyuncu olması sebebiyle üzülmüş olabilir. Ve biz buradaki durumu da tamamen kendisine kulüp olarak bizim yanlış yaptığımızı da düşünmüş olabilir. Ama şimdi sen biz seni kadro dışı bırakmış olabiliriz ama buranın da kuralları var. Sen bir başka takımla idmana çıkıyorsan buradan izin almak zorundasın. Dolayısıyla bütün bu olaylar yönetim kurulumuzun, başkanımızın bilgisi dahilinde oldu. Bülent Bey, ben burada bir araya girmek istiyorum. Pardon. Estağfurullah. Şu ana kadar vermiş olduğu bilgilerden tamamen yönetim olarak bizim haberimiz var. Ve tamamen hem başkanımızın hem yönetim kurulunun haberi var. O nedenle de kulüp müdürümüzün arkasında olduğumuzu bir kez daha tekrarlamak istedim. Buyurun. Yani tabii ki bunlar genç oyuncu olduğu için kadro dışı kalmasından üzüntü duymuş olabilirler. Bunların hepsi bizim çocuğumuz. Yani bugüne kadar bu kulüpte sakatlanıp işte arkasında durmadığımız kimse olmadı. Öyle bir şey zaten olamazdı. Ama buradaki sıkıntı izinsiz başka bir kulüple denemeye çıkması, orada sakatlık geçirmesi ve sonra da gelip ben sözleşmeyi feshetme için ailesiyle görüşmeye gitmesine rağmen sakatlandıktan sonra da ben bu sözleşmeyi feshetmem demesi yönetimimizi biraz kızdırdı. Çünkü biz kendisine iyi niyet çerçevesinde dedik ki evet hoca seni kadroda düşünmüyor ama senin futbol hayatında önünü açabilmemiz için de hem gençlerimle Hacettepe'de yetiştirmen var. Biz bunları sana verelim, önünü açalım, git istediğin kulüple görüş, belgelerim elinde olarak. Tabii biz iyi niyetle bunları söylerken oyuncunun izinsiz gidip tekrar gelip sakatlandım ve ben sözleşmemi feshetmeyeceğim deyince de yönetimimiz hayır, sözleşmesini feshetmesini istedi. Ama bu süreçte de bizler tabii ki, ben de babayım. Ben bu çocuğun Umutcan kardeşimi de babasıyla da defaten görüştüm bu konuyu. Ve kendilerine de hep aynı şeyi söyledim. Evet, bu masraf, biz dedim hani masraf karşılayacağız dediniz. Evet, biz sigortasını devam ettirdik ki ameliyat olsun çocuk. Evet. Onun dışında da özel hastanede olduğu ameliyat içinde katkıda bulunabilmek için ibra vermesine rağmen alacağım yoktur diye hem Mayıs maaşını ve hiç antrenmana çıkmamasına rağmen de Ağustos'ta da bir maaş ödeyerek o ameliyata da katkıda bulunduk biz. Burada bilgi kirliliği var. Yani biz iyi niyet çerçevesinde futbolcuya yaklaştık ama tabii bunlar genç oyuncu olduğu için dışarıda farklı şekilde bu konuyu algılamış olabilir yani ve bir algı yaratmış da olabilir. Ama dediğim gibi buradaki her çocuğun tırnağına zarar gelse öncelikle bizim yönetimimiz ve bizler üzülürüz. Ama oyuncu dışarıda izinsiz gidip de çaprazını koparttığı zaman da kulüp menfaatlerini de bir şekilde düşünmek zorundayız. Şimdi Bülent Bey, burada tekrar araya girmek istiyorum. Hacettepe Spor Kulübü'nün yeni yönetimi hiyerarşik bir yapıyla yönetiliyor. Başkan var, as başkanlar var, yönetim kurulu var. Sadece bu olayı kulüp müdürümüzü suçlayarak, yürütülerek böyle bir haber yapılması da bizim tarafımızdan çok doğru değil. Tam haber değil ama bir algı yürütülüyor zaten. Bir programda programcı arkadaşımızın yaptığı yorumdu bu. Değerlendirmesiydi. Teyit etmesi lazımdı. O konuda ben de katılıyorum ama sanki bir şey, Ufuk Bey'le ilgili bir sorun mu var? Yani bir algı mı yaratılmaya çalışıyor? Valla bilemiyorum. Yani ben öncelikle kendimi anlatayım. Ben 17-18 sene Futbol Federasyonu çalıştım.
Gaziantep Spor, Ankara Gücü, Şeker Spor, Cizre Spor ve bu benim 5. kulübüm. Bugüne kadar hiçbir yanlışın içinde olmadım, olmamdı. Geçen sene de bu takım küme düştü. Bu takımın başında sezon başı bir sportif direktör vardı. Bu takımın bir hocası vardı. Geçen sene sportif direktörümüz Mustafa Kaptan ve Avni hocamızı kurmuş olduğu bir takım vardı. Daha sonra gelen yeni bir hocamız vardı ve bu takım küme düştü. Burada yanlış anlaşılan olaylardan bir tanesi de şu. Bu kulüpte ben genel müdürüm. Kulüp menajerliği sistemi yok burada. Bu kulüpte genel müdürüm. Burada kulüp başkanı var. Bu şube sorumlusu var. Yöneticilerimiz var. Ve bu olayla ilgili de verilen karar tamamen yönetimin vermiş olduğu bir karar. Bireysel benim bir futbolcuya seni gönderiyorum, senin sözleşmeni mecbur feshedeceğiz, şöyle olacak, böyle olacak deme lüksüm yok. Ama yönetim kurulumuz, oyuncunun, şimdi bu bir emsal de bir olaydır aynı zamanda Bülent Bey. Erbaa ile hiç görüştünüz mü bu konuya? Hayır, görüşmedik. Onlar zaten Erbaa Spor oyuncunu mu anlattı? İşte Samsun'da bir doktorumuz var, ameliyat ettirelim falan senin demişler. Biz de bunu söyledik. Hacettepe'deki daha önce ameliyat ettirdiğimiz çocukları da ameliyat ettirelim. Kulüp doktorumuzla hatta oyuncuyla bazı mesajlaşmalarım var. Çocuğa da şunu söyledim. İşte saha raporu verilirse işte masraflar karşı. Aslında masraf olayın bir boyutu. Biz hiçbir futbolcunun hiçbir tırnağına zarar geldiği zaman hiçbir masraftan bugüne kadar kaçınmadık ki bu kulüpte. Olayın boyutu oyuncunun belki ben kötü niyetli olduğunu asla düşünmüyorum. Umutcan tertemiz bir çocuk. Asla kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii biz senin sözleşmeni feshedelim. Kendine kulüp bul, oyna diye getirdik. Yani bir sene burada kadro dışı antrenman yapacağına kulüp bul. Biz de sana yardımcı olalım. Bütün yetiştirme haklarını, bütün belgelerini verelim dedik. Ama belki onu git başka bir kulüpte ikmana çıkman da serbest gibi algılamış da olabilir. Ama bu talimat gereği zaten çok etik olan bir durum değil. Çünkü biz de burada seçmeler yaptık. Biz de birçok oyuncuyu deneme aldık ama denemeye aldığımız hiçbir oyuncunun bir başka kulüpte sözleşmesi yoktu. Yani bunlar çok hassas konular. O yüzden de yönetimimizin vermiş olduğu bir kararla biz sözleşmeni feshedelim dedik. Çünkü bu olay çok uzamasın. Biz sözleşmeni feshedelim, tedavini yaptıralım. Çocuk da kabul etti. Hiçbir itirazı olmadı. Abi haklısınız dedi. Yani, şu ana kadar yaptığınız açıklamalar tatminkar geldi mi size? Yok yok zaten, konu, yok, yok, zaten konu netleşti. Yani şöyle bu sırada tekrar benzer durumlardan tekrar diyorum. Yani oyuncunun babasıyla görüştüğümüzde de durumu çok net anlattım. Çok net anlattım. Dedim yani izinsiz gitmiş. Çaprazını koparmış. Geldi ben devam edeceğim dedi. Ama 3 gün öncesinde abi haklısın ben sözleşmemi feshetmek için ailemle görüşeyim dedi. Yetişti. Hatta ibra verdi. Buna rağmen dedi ki biz ameliyatına katkıda bulunalım. En az 6-7 bin lira. Kulüp olarak iki maaşını ödeyelim ki çocuğun bir ayda hani maaşı olmamasına rağmen. İbra vermesine rağmen bir ayda ekstradan maaş ödedim ki çocuk ameliyat olabilsin. Yani sigorta çıkışını Ağustos'un sonuna kadar bıraktım ki o çocuk o sigorta haklarından istifade etsin. Yani bunları biz iyi niyet çerçevesinde yaptık. Hiçbir şekilde art niyetli bir oyuncumuzu. Bunların hepsi bizim geleceğimiz. Bu çocukların hepsi buradan pırıl pırıl yetişmiş çocuklar. Ama gelen teknik ekip yetersiz diyorsa ona benim yönetim yapacağı bir şey yok ya. Bülent'ciğim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bize bu şansı verdiğiniz için. Estağfurullah. Ama bundan sonra Ankara basınına özellikle benim ricam bir kirli bilgi olduğunda bunu karşı tarafa da tehdit edilmesi konusunda lütfen biz veya başka kulüp olsun. Bunu mutlaka yapmakta fayda var diyorum. Size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.